Kesime ve aynı zamanda santrallere ayrı ayrı yapılan zamlar vatandaşa muhakkak yansıtılacak. Yani bu bir yıl içinde %115 elektrik üretim tarifelerine zam, %148,5 zamlar gerçekten kaldırılabilir boyutta değil. Yani kusura bakmayın ama AK Parti yaparsa anca zam yapıyor Sayın Bakanım ve bu konuda da vatandaşımız gerçekten büyük şikayet ve sorun yaşıyor. Şimdi bu bütçelere gönül ister ki destek verelim. Ancak bakıyoruz, ediyoruz. Yani bu bütçelere destek verdiğiniz zaman esnafın siftahsız kapattığı dükkanına destek vermek, sanayicinin çarkının dönmemesi için destek vermek vesaire, vatandaşımızın lehine bir beklenen bir şey olmadığını maalesef görüyoruz. Şimdi tabii bu bir tek sizin bütçenizde değil. Bu maalesef bütün bütçede var. Ancak bu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın bütçesine de maalesef zirayet etmiş durumda. Şimdi Sayın Bakan, 3 yıldır Türkiye'de büyük bir kriz yaşanıyor. Biz buna enerji buhranı diyoruz. Çünkü vatandaşlarımız gerçekten, hem vatandaşlarımız hem sektör bir büyük sıkıntı içerisinde. Şimdi Avrupa'yı devamlı dillendiriyorsunuz. Avrupa'da son 3 aydır bir kriz var Sayın Bakan. O da bildiğiniz gibi işte pandemi sonrasında yaşanan üretim tüketim dengesi, arz talep dengesinden dolayı kaynaklanan. Ancak bizim politikalarımızda, enerji politikalarınızda ortaya koyduğunuz politikalarla maalesef ortada büyük bir zam buhranı, zam sıkıntısı, zam fırtınası yaşanıyor. Ve bunu da kürsüden de gördük. Çok güzel bir sunum. Teşekkür ederiz. Ancak sunumda her şey pozitif ama hayat maalesef öyle değil Sayın Bakanım. Yani orada anlatıyorsunuz işte yanlış politikaları örtmek için Avrupa'da öyle şöyle böyle. Bir de diyorsunuz ucuz. Ancak vatandaşımızın satın alma gücü diye bir şey kalmadı Sayın Bakanım. Bunu net olarak söylüyorum. Çarşıda, pazarda görebilirsiniz. Kasaba gidiyoruz. 3 dolabı olan bir kasabın elektrik faturası kirasını geçmiş durumda. Yani nasıl altından kalkacak, daha diğer masrafları söylemiyorum bile. Yani bu son yıllarda yaşanan konular, ekonomik sıkıntılar vatandaşımıza eziyet haline geldi. Biz de milletimizin iletmemizi istediği konuları sizlere iletiyoruz. Bakın, elektrik, doğalgaz, akaryakıt. Yani son bir yılda 10 kere benzin, 9 motorin, 7 LPG, toplam 26 kez zam pompaya yansıtılıyor. ÖTV, HR mobil sistemi de iflas etti. Şimdi bu saatten sonra hangi politikayı koyup bunları koruma altına alacaksınız? Onu merak ediyoruz Sayın Bakanım. Son bir yılda benzine %22,5 zam geldi. Geçen yıl 343 lira 50 kuruşa doluyordu 50 litre. Şimdi oldu 422 lira. Motorine %39,4, LPG'ye 21,3, yine gelecek diyorlar. Bugün yani üstüne baktığınız zaman zam üstüne zam, zam üstüne zam. Soru şu, hangi emeklinin, hangi çalışanın, hangi vatandaşımızın geliri bu kadar yükseldi de siz hiç vatandaşın yanında olduğunuzu söylüyorsunuz, ancak vatandaşa nasıl bu zamları yapıyorsunuz? Hangi vicdanla, hangi verilerle, onu merak ediyoruz. Hangi gelir bu kadar arttı? En son yerli kömür. Şimdi vatandaşlarımız TKY'den direkt kömür alamıyor. Orada da 500 yani ton fiyatları %30 yükseldi. Vatandaşımızın kömür fiyatlarına bakıyoruz. Geçen sene 1000 lira, 1500 lira, bu sene 3000 lira. Kimin maaşı arttı böyle? Yani onun için burada bir de bakın, geliri en düşük olan kısım. En düşük kullanan nedir? Pik, mutfak tüpü. Ya Allah aşkına, 1 Ekim 2020 tarihinde 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 116 liradan 165,5 liraya çıktı. Sayın Bakanım, gerçekten baktığımız zaman %42 zam. Yani bunun bir de çıkıp fedakarlık diyorsunuz ya Sayın Bakanım, siz de söylediniz. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Şimdi bunu baktığımız zaman komik. Bu ülkede fedakarlık yapan varsa o da bu milletin ta kendisidir Sayın Bakan. Çünkü bu kadar zamlar, yanlış politikalar altında ezilen bu milletin kendisidir. Onun için çıkıp da fedakarlıktan bahsetmeyin, fedakarlık yapın, biz de sizi alkışlayalım. Şimdi Sayın Bakan, nükleerden şunu sormak istiyorum, ona birazdan geleceğim, ancak nükleere bakıyoruz, 12.35'te 15.85 dolar. Soru önergesi sorduk, size dediniz ki buna işte bu fiyatlar normal fiyatlar. Nasıl normal oluyor Sayın Bakanım?
Yani siz bir taraftan YKYAP'dan bahsediyorsunuz, fiyatlar ortada, bir taraftan bu fahiş rakamlar. Peki burada bizim gelirimiz, bizim karımız nedir? Milletin avantajı nedir? Teknoloji transferi mi yaptık? Bize mi ait nedir? Onları birazdan zaten soracağım. Sayın Bakanım, iktidarımız net olarak, tabii siz de o iktidarın bir üyesisiniz, bakanısınız. Ancak vatandaşı fakirleştirdi, yoksullaştırdı. Bir de üstüne Türk milletini, milletimizi, ülkemizi enerji yoksulluğuyla da tanıştırdı. Bu çok acı bir şey. Yani arz güvenliğinden bahsettiniz, gayet güzel. Olması gereken şeyler, arz güvenliği zaten hepimizin önemli üzerinde durduğu. Ancak bu gelen noktada sektörün sorunları, vatandaşın sorunları üst üste koyduğunuz zaman bunları nasıl yapacağınızı biz sizden duymak istiyoruz Sayın Bakan. Bakın Ocak ayında daha önce bir soru önergesi vermiştik bir bakanımıza. Oradan gelen cevaba istinaden söylüyorum. Yılbaşında 1 milyon abone Sayın Bakanım. 1 milyon abone elektrik faturasını denkleştirip zamanında ödeyemedi. Geliyoruz Nisan'a, rakam çıkıyor 5 milyona. Şimdi siz 5 ayda zaten bu vatandaşı getirdiğiniz durum ortada. 19 yıldır gelinen nokta bu tür sonumlarla ortaya çıkacak gibi değil. Buradaki sizin yapmanız gereken vatandaşın alım gücüne göre enerji politikalarını belirlemek. Yurt dışında 3000-5000 euro maaş alan kişilerle bizim 2800-3000 lira maaş alan vatandaşımızı karşılaştırırsanız milletin aklıyla alay etmiş olursunuz Sayın Bakanım. Şimdi bakıyoruz doğalgazda, aynı şey doğalgazda var Sayın Bakanım. Rakamlara baktığınız zaman rakamlar patlama yapmış, 2 katına 3 katına çıkmış. Burada tek tek bunları açıklamayayım. Zaten bunların hepsinin sorularının cevaplarını biz sizlerden, bakanlıklarınızdan veya diğer bakanlarımızdan sorarak alıyoruz. O bilgiler, o verilerdir bunlar. Yani bu durumlar, doğalgaz faturaları, enerji faturaları, akaryakıttaki kuyruklar, ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin genel başkanı dedi ki fedakarlık yapıyoruz dedi. O gün zam geldi. Dedi ki Avrupa'da kuyruklar var dedi. Kendim gittim gördüm petrol ofislerinin önündeki kuyrukları ya. Bu millete bunu yaşatmaya ne hakkınız var? Yani vatandaşın yanında olmanız gerekmez mi? Vatandaşın artık zammı kaldıracak tahammülü yok Sayın Bakanım. Tahammülü yok, kaldıracak yükü de yok. İşte onun için seçim istiyoruz biz. Bir bakanınız dedi ki %15 falan attı tuttu. Ya yapın seçimi görelim sonucu. Yani onun için milletin üstüne bu kadar yüklenmek ayıp, yazık, günahtır Sayın Bakanım. Sayın Bakan, kara tabloyu görmüyor ve bu konuda da görmemekte de ısrar ediyorsunuz. Sizi anlıyorum. Çok değerli bürokratlar var aranızda. Onlar uyarılar yapıyorlardır. Ancak tek adam sisteminin getirdiği nokta işte bu. Bir kişi konuşur, herkes tamam der. Sonra ne oldu? Vatandaş fakirleşti. Enerji yoksulluğu yaşadık. Şimdi suçlu dış güçler. Suçlu AK Parti'nin ta kendisidir, iktidardır. Bunu yönetip buna göre program yapıp belirsizlikleri ortadan kaldırılması gerekir. Geldiğimiz noktada belirsizliklerin en büyüğünü yaşıyoruz ki siz burada milli enerji dediniz, maden dediniz, yerli ve yenilenebilir kaynaklarda devrim dediniz. Yani onlara da geleceğim şimdi zaten. Sayın Bakan, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Gerçekten samimiyetle biz ve tüm arkadaşlarımız her fırsatta vatandaşın içindeyiz ve size çözüm önerilerimizi anlatıyoruz, dile getiriyoruz. Kış geliyor. Yani şu anda kışla ilgili düşünceniz nedir? Allah aşkına bu milleti pandemide bile kendi kaderine bıraktınız. Şimdi kara kış geldi. Bari bu kara kışta vatandaşımızın yanında olun. Mesela nedir? Gelin şu elektrik üretiminde, faturalarda, TRT fonunu, kalemi kaldırın efendim. Şu anda bir sıkıntı var, süreç var. Kendiniz söylüyorsunuz, sorunlar var. EPDK Mustafa Bey burada, değerli bürokratlar burada. Ve inanıyorum ellerini vicdanlarına koysunlar. Yürekten söylüyorum, bizimle aynı fikirdelerdir. Onun için bunu yapmamız gerekiyor. Kışı atlatmamız gerekiyor efendim. Bakın, kara kış fonu dedik. Adını siz koyun. Biz kara kış fonu dedik ve bunun hayata geçirmesi için mücadele ediyoruz. Sizlere baskı uyguluyoruz. Bunları anlatıyoruz, konuşuyoruz ama sizden bir tık gelmiyor. Neden gelmez? Buradaki bir tek AK Parti'den mi oluşuyor bu ülke? MHP var, İyi Parti var, CHP, hepimiz birlikteyiz.
Buradaki sorunlar, sıkıntılar ev birliğiyle 83 milyon vatandaşımızın sıkıntısıdır. Gelin her şeyden önce şu Karakış Fonu'nu kurun. İsmini de siz koyun. İsim babası siz olun. Biz fikri ortaya koyduk. Vatandaşlarımıza kış aylarında bir destek verelim. Bir rahatlasınlar. Bakın elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldıralım. TRT fonunu kaldıralım. Al arkadaşlarım yazmış. TRT'nin arpalığı değildir. Yazıyor orada elektrik faturaları diye. Doğru. Aynen öyle. Şimdi aynı şekilde bakıyoruz doğalgazda, mutfak tüpünde ÖTV, KDV'yi kaldıralım. Sayın Bakanım, israf israf deyip israfın kralını yapıyorsunuz hem sarayda hem kurumlarınızda. Onun için biraz kemeri siz kısın, kemeri biraz sıkın. Millet zaten dünden razı. Bu millet büyük bir millet. Her zaman elinden gelen fedakarlığı sonuna kadar yapar. Aynı zamanda sosyal tarifeyi öneriyoruz Sayın Bakanım. Diyoruz ki gelin sosyal tarife koyalım. Elektrikte, ısınmada düşük gelirlilerin lehine kademeli, tarifeli sisteme geçelim. Sosyal tarife uygulamasını el birliğiyle kuralım. Bu çok önemli. Şu anda bütün dünyada bu yapılıyor. Ama bir genel başkan yardımcımız kış fonu kurmayacağız diyor. Ya git de o ihtiyacı olan insanlara söyle bunu. Veya elinde fileyle gidip pazarda alışveriş yapamayıp eve ağlayarak dönen vatandaşımıza anlat bakalım bu fonu nasıl yapamıyorsunuz. Onun için sizlerden bizim ricamız, isteğimiz ve milletimiz adına dileğimiz. Karakış fonunu kurun. Adını da siz koyun. Almanya dediniz kuyruk. Bir sürü laf söylediniz. Yok o var, yok bu var. Ya Almanya enerji fiyatları artışının halkına yansımaması için yenilenebilir enerji vergi desteğini %43 azalttı. 1 kilowatt saat başına 6,5 senti 3,7'ye düşürdü. Fransa en yoksul ailelere enerji desteğini sağlamak için 580 milyon avro destek verme kararı aldı Sayın Bakan. İtalya vatandaşlarını korumak için 3 milyar avrodan daha fazla bir destek paketi açıkladı. İspanya 2,6 milyar avro paket açıkladı. Belçika ihtiyaç sahibine 700 avro para verecek. Ya Avrupa ülkeleri, o kuyruk dediğiniz, yoksulluk dediğiniz ülkeler kışın soğuğundan, bu 3 aylık krizden vatandaşını korumak için destek paketleri açıklayıp duruyor. Siz de çıkmadan bile milletin gözüne baka baka zam açıklıyorsunuz Sayın Bakan. Orada EPDK'nın başkanı var Mustafa Bey. Çalışmalarını takip ediyoruz sizlerin de. Yani bunu elinize vicdanınıza koyduğunuz zaman hiç mi bu aklınıza gelmiyor? Onu ben çok merak ediyorum. Sayın Bakan, bu kara kış fonu çok önemli. Milletimiz adına bunu sizden talep ediyoruz. Ayrıca enerji sektörü sorunları var. Enerji sektörü döviz kurunun artmasıyla daha da derinleşti. Sektörün sorunları. Üreticiler, Türkiye'de üretim yapan sektörler. Yani yatırımcıların sıkıntıları var. Onları da kollamamız lazım hep birlikte. Ki onların da üretiminde sekte olmasın. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Dediğiniz gibi arz güvenliğimiz tehlikeye düşmesin. Özellikle elektrik ve doğalgaz sektöründe sektör paydaşlarını dinlemeden kararları hayata geçiriyorsunuz. Bunları biz sektör paydaşlarıyla da konuştuk. Ve sektör önünü göremiyor Sayın Bakan. Yani şu anda geldiğimiz noktada olay bu. ARGE konusunda yetersizlikler var. Kamu ile özel sektör arasında iletişim konusunda büyük sıkıntılar var. Bürokrasi yürütülüyor. Zor bir bürokrasi yürütülüyor. İzin süreçleri uzuyor. Maliyetler hesaplanamıyor. Küçük yatırımcılar özellikle destek görmüyor. Ya Allah aşkına vatandaş kendi elektriğini üretsin. Verin desteği yurt dışına parayı ödeyeceğinize. Vatandaşa verin desteğini. Vatandaş kendi elektriğini üretsin. Daha az para ödersiniz Rusya'ya. Yani veya başka ülkelere. Bizim bu sektörle ilgili önerilerimiz var Sayın Bakan ve değerli bürokratlar. Enerji sektörünü karar almadan önce sizlerden dinlemenizi, bir araya gelmenizi istiyoruz. Artan maliyetlere karşı düzenlemeler yapılmalı, destekler, paketler açıklanmalı. Vatandaşı bıraktınız kendi kaderine, şimdi enerji sektörü de kaldı. Enerji sektörü de sizlerle iletişim konusunda sıkıntı yaşıyor. Ya belirsizlikten bahsettiniz. Bir de burada dediniz ki Sayın Bakanım, öngörü, Allah aşkına öngörünün ölçüsü yok sizde. Nerede var? Yani doğalgazda depoları doldurmadan bu milleti kara kışa teslim ediyorsunuz.
Sorduk, ettik. 1/4'ü doldu dediniz. Önceden yapın. Anlaşma, gidin Rusya'da masaya oturun. Müjde verip bu millete demediniz mi? Biz 540 milyar metreküplük müjde. Eyvallah, ilk tweet'i ben attım partimiz adına. Memnun olduk, mutlu olduk, çok sevindik. Neden? Bu ülkede çıkacak olan bir rezerv veya bir kaynak en çok bizi sevindirir. Hepimizi sevindirir. Kimseyi ayırmadan. Ancak sizler müjdenin adını zam, fedakarlığın adını da enerjide buhran yaptınız. Yani vatandaşımız, siz her müjde dediğinizde eyvah zam geliyor diyor. Onun için vatandaşımızın bu konudaki duygularıyla veya vatandaşımızın kendi hissetleriyle oynamayın. Doğruları anlatın. Önce hastalığı doğru tespit edin. Reçeteyi hep birlikte yazalım. Bir de yenilenebilir enerji devrim diyorum. Ne devrim efendim? Şimdi 19 yıldır iktidardaki bir parti 17 bin megawatt yenilenebilir yapmış. 10 bini rüzgar, 7 bini gez, bunu anlatıyor. Bu devrim midir? Yılda 1000 megawatt değil. Devrim yapalım, devrim nasıl yapılır? İktidarımızda size göstereceğiz. Çünkü bu ülkenin yenilenebilire ihtiyacı var. Ve sunumunuza teşekkür ederim. Yenilenebilirle ilgili gerçekten çok güzel yorumlarınız var. Bunların hayata geçmesi lazım Sayın Bakanım. Bunların enerji kooperatifleri mesela. Ya enerji kooperatiflerinin önünü kapattınız. Açın, millet bir araya gelsin. Kendi elektriğini üretsin. Neden kapattınız? Mesela onu da merak ediyorum. Kapalı. Şu anda yapılamıyor. Yok, sistemler koymuşsunuz yan yana. Efendim, siz lobilere mi teslim oldunuz? Onu çok merak ediyorum. Çünkü vatandaşa destek vermeyip bu parayı yurt dışına ödemek bu millete yapılacak en büyük kötülüktür. Aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'nı başta onaylamadık. Aradan geçti 6 yıl. Eliniz armut mu topluyordu? Bu sürede ne yaptınız? Sayın Bakan Yardımcıları bize güzel sunum yaptı, eyvallah. Ancak sonuç. Sonuç ne yaptınız? 6 yılda. Şimdi imzaladınız. Sayın Cumhurbaşkanı da çıktı, 3,5 milyar eurodan bahsediyor. Ya o parayı nasıl alacaksınız, onu da anlatın. Aldınız mı? Çünkü biz onun alınması gerektiğini biliyoruz. Yani vatandaşımızın sorularına sizden cevap bekliyoruz. Aynı zamanda Sayın Bakan, iklim değişikliği mücadelesi siyasilerin bir, maalesef sizlerin bir şova dönüştürdüğü bir noktaya geldi. Bize sonuç lazım. Pandemi yaşadık, kuraklık ortada, geldiğimiz nokta ortada. Yani şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir zafer havası yaşatıldı sizin tarafınızdan. 6 yıldır bekleyenlerin ne zaferi bu? Yani onun için Sayın Bakan, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak bir fon müjdesi verdi. Demin de söyledim. Biz bununla ilgili aynı gün soru sorduk, cevap almadık. Gidin sorun Cumhurbaşkanı'na neden verdiniz diye, bize de cevabını verin. Çünkü orada oturanların görevi milletin vekillerine cevap vermektir. Yani onu da ayrıca söyleyeyim. Karbon emisyonu 2053'de bitecek diyor. Nasıl bitecek? O da ayrı. Ayrıca efendim bakın, şimdi yaz uygulaması. Tamam. Ne yaptınız? Yani ne tasarruf ettiniz? Bunu bir anlatın. Çünkü 5 yıldır bir ısrar var. Bu ısrar ne için? Şirketlerin karlı için mi bilelim? Ne için? Veya bir vefa mı var? İşte daha önce bir bakan bunu açıkladı, sonra onu yaptı. Bu da yanlış çıkmasın diye mi acaba bunu tutuyorsunuz? Bunu da merak ediyoruz. Çünkü bu konuyu, kalıcı yaz saatiyle ilgili sabit saat uygulaması değerlendirme raporunu bir de bir açıklayın, bir görelim. Yani bu nedir? Bundan ne olmuştur? Milyonlarca öğrencimizin karanlıkta okula gitmesinden tasarruf ettiğinizi söylüyorsunuz. Yani buradaki ettiğiniz tasarruf nedir? Yaptığınız israflar nedir? Bunları yan yana koyalım. Ondan sonra da çocuklarını kaygılı şekilde, vatandaşlarımızın karanlıkta okula gönderen anne babalarımız neden böyle yaptığının cevabını burada sizler duyalım. Efendim, enerji verimli diyorsunuz. Güzel. Konular güzel. Konuşmalar güzel. Çok özür dilerim, devamı gelmiyor. Burada yaptığınız sunumun neredeyse birebir aynısını geçen sene yaptınız. Yani bakın. Tamam. Efendim 2 dakika, 20 dakikalık sürem, onu 2 dakika uzatayım, oldu mu? Enerji verimliği gayet güzel, destekliyoruz. Ancak 2007 yılıyla aynı noktadasınız. Ne yaptınız? Kamu binalarında neler yaptınız? Mesela Azerbaycan'la doğalgaz anlaşmasını imzaladınız mı? Kaç paradan imzaladınız? Rusya ile yapılan anlaşmalar nedir? Doğalgaz bitiyor. Anlaşmalarımız bitiyor. Daha önce uyardık. Rezervimiz var. Elinizi masanıza koyun.
kontratları da önünüze koyun, bizim rezervimizi de ortaya koyun, oturun anlaşın dedik. Şimdi ne olacak? Fiyatlar katlandı. Dediğimiz zaman masaya oturup anlaşmayı konuşsaydınız şimdi bu fiyata vatandaşları mahkum etmezdiniz. Sakarya gaz sahası ile ilgili teknik rapor var mı? Bu raporu paylaşacak mısınız? 1 Ekim tarihinde yayınlanması gereken 4. dönem elektrik tarifesi neden yayınlanmadı? Bunu merak ediyoruz. Ülkede TPA'yı ve BOTAŞ'ı özelleştirecek misiniz? BOTAŞ 3'e bölünüp özelleştireceği konusunda duyumlarımız var. Doğru mu değil mi? Bunu sizden duymak istiyoruz. Tarif Akkuyu ile ilgili döviz kuru cinsinden yaptığınız bu facia anlaşmayı Rusya'ya gittiği zaman Erdoğan, Sayın Erdoğan, Sayın Putin'le masada bunu konuştu mu? Vatandaşa fedakarlık, vatandaşa müjde diyorsanız vatandaşa gerçek müjdeyi verin Sayın Bakan. Biz de diyelim ki böyle böyle müjde oldu diyelim. Aynı zamanda Akkuyu nükleerle ilgili. Bu Rusya Türkiye'de kendi nükleer santrallerini işletiyor, öyle değil mi? Rusya ürettiği garantili ve yüksek fiyatı 15 yıl boyunca sabitleyecek. Yatırımın sahibi Rusya, tüm hisseler %99.2 Rusya şirketi Rosatom'a ait. Şimdi Sayın Bakanım, bunları üst üste koyuyoruz. Sizin çözüm önerilerinizi 83 milyon vatandaşımız adına duymak istiyoruz. Şimdi Çok teşekkür ederim anlayışınıza ve sizlere. Çok duymak istiyorum. Çünkü vatandaşımız zor durumda Sayın Bakanım. Burada teknik konular elimde hepsi. Ancak vatandaş sizden duymak istiyor. Zam. Destek ne zaman? Ama gerçek destek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, birleşime saat 10.30'a kadar ara veriyorum. Ben de Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin özelleştirilmesi üzerine konuşmak istiyorum. Elde kalan az sayıdaki kamu kurumunu özelleştirmek isteyen hükümet, şimdi de sahip olduğu altyapı ve değerli arazilerle ön plana çıkan TEİAŞ'ı özelleştirmek istemektedir. 2020 yılı sonu itibariyle açıklanan verilere göre TEİAŞ'ın sahip olduğu varlıklar toplamı 27 milyar 879 milyon lira ve dönem kârı ise 4 milyar 648 milyon liradan oluşmaktadır. Kurumun varlıkları arasında 71.097 kilometre uzunluğunda yüksek gerilim enerji nakil hattı, 753 adet yüksek gerilimi indirici trafo merkezleri. Belirtmek isterim ki bu trafolar değerli kamu araziler üzerindedir. 12 adet mobil transformatör merkezi, 28.743 kilometre fiber optik kablo altyapısı, 22 bölge müdürlüğü ve yaklaşık 17 bin çalışanı yer almaktadır. Ayrıca kurum 2020 yılında net satış gelirini bir önceki yıla göre %20 artırarak 105 milyar liraya çıkaran enerji piyasaları işletme AŞ'nin de %30 hissesine sahiptir. Ve 71 bin kilometrelik güzergah boyunca üzerinden tel geçen tüm değerli araziler üzerinde irtifak hakkı satın almıştır. Durumdadır. Şimdi basit bir hesapla böyle varlıklara sahip ve dönem kârı yüksek olan bir kurum neden özelleştirilmek istenmektedir arkadaşlar? 2 Temmuz 2021'de özelleştirme kararı alınan kurumun 31 Aralık 2022 tarihine kadar özelleştirilmesi istenmektedir. Fakat satılacağı açıklanan bir kurumda peş peşe dev ihaleler yapılmaktadır. Çanakkale ve İzmit Körfez geçiş projeleri ve 81 ilde rutin bakım onarım ihaleleri gibi yatırımlarla sadece Ankara'dan 43 büyük ihalede 3.7 milyar lira harcanmıştır. Varlıklarının yanında TEİAŞ'ın özelleştirmesinin anlamı ülke çıkarları, güvenlik ve geleceğimiz açısından çok önemli bir ve kritiktir. Çünkü TEİAŞ sadece iletimden değil, şebeke verimliliğinden, planlamasından, projeksiyonlardan, ikili anlaşmalardan, sisteme dair her türlü altyapı ve ikincil mevzuattan da sorumludur. TEİAŞ bu görevleriyle şu anda kamu tekeli durumundadır. Türkiye'nin doğusu ve batısını birbirine bağlayan uzun hatlar elektrik şebeke güvenliğinde önemli olduğu kadar milli güvenliğin de bir parçasıdır.
Yani TEİAŞ'ın özelleştirilmesi demek, elektrik sisteminin kalbinin ve aklının da özelleştirilmesi demektir. Bu nedenlerle TEİAŞ'ın özelleştirilmesi veya hisselerinin çoğunun belirli grupların eline geçmesi mümkün olamaz, olmamalıdır. Bunun piyasa işleyişinde yıkıcı bir etkisi olur. Elektrik piyasası kanununun ilk yayınlandığı dönemden itibaren elektrik sisteminde özellikle dağıtım ve üretimin özelleştirilmesindeki hedef, rekabet ortamının gelişmesi, kayıp ve kaçağın azaltılması, bölgesel tarifeye geçilmesi ve tüketiciye ucuz ve kaliteli elektrik sunulması hedeflenmiştir. Fakat bugün gerçekten hiçbir şey söylendiği gibi olmamıştır. Yani özelleştirmeler sonucu rekabet ortamının gelişmesiyle elektrik ucuzlamamış, kayıp kaçak oranı azaltılmamış ve bölgesel tarifeye geçilmemiştir. Elektrikte son bir yılda 3 defa zam yapılarak artış %28.9 olmuş, doğalgazda 8 kez zam görerek konut tarifesinde artış %19, sanayi tarifesinde ise %40 olmuştur. Ayrıca dağıtım şirketlerinin bir soruları var bize iletilen. Biliyorsunuz elektrik abonelerinde meskene abone olabilmek için öncelikle yapı ruhsatı olması gerekir. Bu yapı ruhsatını belediyeler... Bunu 10 saniye toparlarsanız. Rica edeyim. Belediyeler bu yapı ruhsatını vermeden su bağlamakta abonelere ve aboneler oturuyor ve bu arada kaçak elektrik peşine düşüyorlar. Sağdan soldan kaçak elektrik bağlatıyorlar. Bunun önüne geçilmesi için bakanlığımızın bir tedbiri var mıdır? Onu da sormak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Celalettin. Bakanlığın bütçesine baktığımız zaman halkın sorunlarına çare, dertlerine derman göremiyoruz. Kara kış yaklaşırken elektrikte, doğalgazda, akaryakıtta vatandaşın sırtında adeta kambur olmuş ÖTV, KDV, TRT payı, enerji fonu gibi faturaların üzerine binen yüklere dair bu bütçede bir tek çalışma yok. Enerji dağıtım şirketlerinin kendilerine düşen yapıyı, kayıp kaçakları azaltmaması sonucunda vatandaşın omuzlarına yüklediği kayıp kaçak bedellerine dair de bir çalışma öngörülmediği gibi enerji şirketlerinin bir kısmının vatandaştan enerji fon bedelini tahsil ettiği halde bakanlığın hesabına yatırmadığı Sayıştay raporlarıyla belgelenmiş durumda. Sayıştay raporları şirketlere kesilen cezaların tahsilatlarının daha iyi yapılmadığını ortaya koyuyor. Sayın Bakan, doğalgaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazında tahakkuk eden 2 milyar 491 milyon 642 bin Türk lirası cezadan sadece 24 milyon 636 bin Türk lirası tahsil edilmiştir. 2 milyar 467 milyon 6 bin Türk lirayı neden tahsil etmediğinizi sormak istiyorum. Sayıştay raporlarına bakıyoruz. Çıkan sonuç şu. Enerji Bakanlığı ile iş yapan şirket olmak büyük şans. Ceza tahakkuk edildiği halde tahsilat yapılmıyor. Vatandaştan fon adı altında tahsilat yapılıyor. Buradan bakanlığa gerekli aktarım yapılmıyor. Bununla da kalmıyor. TEDAŞ'ın mülkiyetlerindeki malların kira gelirleri de EPDK kararı ile yine dağıtım şirketlerine aktarılıyor. Bütçede hiç kuşkusuz en dikkat çeken noktalardan biri de ödenek teklifleri İcmail ikinci düzey tablosunda yer alıyor. Mal ve hizmet alım giderlerinin geçen yıl 2 milyar 740 milyon 86 bin Türk lirası olarak belirlenen başlangıç ödeneğinin 3 milyar 864 milyon 96 bin Türk lirası çıkarıldığını, yani 1 milyar 124 milyon Türk lirası artırıldığını görüyoruz. İlgili kalemler incelediğinde tüketime yönelik mal ve malzeme aktarımında 1 milyar 91 milyon 433 bin Türk lirası ile büyük bir artış
öngörüldüğünü anlıyoruz. Sayın Bakan, bu artışın neden kaynaklandığını da sormak isterim. Tüketime yönelik hangi mal ve malzemeleri almayı planlamaktasınız? Öyle bir artış öngördünüz. Neden? Değerli arkadaşlar, seçildiğim il Kocaeli sanayi kenti bizim bölgede elektrik dağıtım yapan şirketten kaynaklanan elektrik kesintileri sadece üretimi değil artık vatandaşı da olumsuz etkiler boyutlara ulaştı. Sürekli elektrik kesiliyor. Bu şirketin yatırım yapmaya dair verdiği sözler var. Bu sözleri ne kadar tuttuğunu ya da bu şirkete herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Sayıştay raporları diyor ki yeterli eleman bulunmadığı için EPDK bu denetimleri yapamıyor. 131 uzman yardımcısı kadrosu varken neden sadece 48 uzman yardımcısı ile işleri yürütmeye çalışıyorsunuz? Bu sorunların da Sayın Bakan tarafından cevaplanması gerekiyor. Sözlerime son verirken bir hususa dahi dikkat çekmek istiyorum. AK Parti iktidarında başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili bakanlar tarafından da sayısız kez doğalgaz, petrol müjdeleri verildi. Her müjdenin ardından da doğalgaza, benzine, motorine, zam üstüne zam yağdı. Bugün olduğu gibi toparlıyorum. Buradan çağrıda bulunuyorum. Vatandaşın gerçek müjdelere ihtiyacı var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına cevap verin. Kara kış fonuna acilen devreye sokun. Vatandaşın omuzundaki yükü olan %2 TRT payıyla %18 KDV'yi kaldırın. Teşekkür ediyorum. Şimdi kendi bakanlık bütçenizi bakanlığa ve ülkemize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ben bugün burada ülkenin enerji politikası ile ilgili genel sorunları hem komisyon üyelerimiz hem milletvekili arkadaşlarımız gündeme getirdiler. Ben yalnızca kendi ilimdeki çok acil olan bir sorunla ilgili hem Sayın Bakanımız siz hem de bakanlık bürokratlarınızı bilgilendirerek bir konuya parmak basmak istiyorum. Elazığ'ın Maden ilçesi var. Maden ilçesinde Osmanlı'dan günümüze kadar işletilen bir bakır maden ocağı var. Bu bakır maden ocağı Cumhuriyet kurulduktan sonra 1936 yılında işletme haline çevrilmiş. Bir kamu maden ocağı olarak işletilmiş ve madenin ekonomisi, madenin sosyal yaşantısı bu ocak üzerine kurulmuş. Yani dönem dönem ocakta 5000 civarında personel çalıştırılmış ve bu bakır maden ocağı o bölgeye ekonomik olarak da sosyal olarak da inanılmaz bir hareketlilik katmış. Ama daha sonra burası özelleştirildikten sonra maden geçmişte yaşadığı o ekonomik özgürlüğü ve sosyal yaşantısını kaybetmeye başlamış ve yalnızca bakır madeni alan işletmeciler bu projeyi yalnızca bir ekonomik gelir olarak görmüşler. Ne kadar daha fazla kar ederiz mantığıyla, bir işletme mantığıyla değil yalnızca kar amaçlı görmüşler. Sayın Bakanım, şimdi bu resimden sizi bilgilendirmek istiyorum. Aslında keşke size yakın olsaydım. Belki giderken resmini de severim. Burası maden bakır işletmesinin döküm alanı olarak kullandığı yer. Hemen ilçenin üstü. Bu harfiyatın baskısından dolayı burada bir heyelan oluştu. Cami Kabir Mahallesi denilen bölge. Bu bölge Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararıyla riskli bölge ilan edildi. Yani bu gördüğünüz evlerin hepsi şu anda boşaltılıyor. Bunların mülkiyet haklarının korunması ile ilgili sorun ayrı. O Çevre Bakanlığı'na gündeme getireceğiz. Ama burada şu anda bu harfiyat burada olduğu sürece heyelan devam ediyor. Ve şu alt tarafta, şu gördüğünüz bölgede bir nehir geçiyor. Ve nehrin üzerinde eski tarihi bir tescilli bir köprü vardı. Köprü bu basıştan dolayı yıkıldı. Ve orada kullanılan yol da iptal edildi. İlçe girişi başka yerden verildi. Şimdi buradaki risk şu. Eğer buradaki baskıdan dolayı ve üniversite raporları var. Yani bu harfiyatın oraya verdiği, bindirdiği yükten dolayı heyelan riski taşıdığını ve heyelan oluştuğuna dair Fırat Üniversitesi'nin raporu da var. Soru şu. Yani bu harfiyat buraya dökülmesinden kaynaklı eğer bu bölgede heyelan riski var diye bu bölge boşaltılıyorsa o zaman ocağın da kapatılması lazım. Yani ocağın olduğu bölge de riskli. Orada galeriler var. İnsanlar galerilerde de çalışıyor. Toprağın altında çalışanın yaşam garantisi var da toprağın üstünde ikamatgah iş yeri olarak kullanamıyor. Yani böyle bir çelişki var Sayın Bakanım. Ve ayrıca şimdi bu bölgede boşaltılan iş yerler ve evlerin bedelleri uzun vadeli devlet tarafından finanse edilecek ama sonuçta vatandaş ödeyecek.
Ama bu işin mağduriyetini yaratan vatandaş değil. Bu işin mağduriyetini yaratan kim? Buradaki işletmenin kar amaçlı maliyetlerini düşürmek adına harfiyatı getirip bu bölgeye yığması ile ilgili. Burada bizim sizden iki önerimiz var Sayın Bakanım. Buraya bir müfettiş göndererek bu harfiyattan kaynaklı hem teknik olarak heyelan riski ile ilgili ileride doğabilecek mağduriyetlerin tespiti hem de burada bu harfiyattan kaynaklı eğer vatandaşın bir ekonomik kaybı varsa bunun nedeni işletme. Yani evler yapılırken, burada konutlar yapılırken, iş yerleri yapılırken bunun bedeli vatandaştan alınmamalı. Bunun bedeli kimden almalı? Sebep kimse ondan alınmalı. Sebep kim? İşletme. Bununla ilgili sizden beklentimiz var Sayın Bakanım. Bu maden için şu anda birinci derecede yaşanan ve oradaki yaşayan insanların talep ettiği bir sorun. Ayrıca Sayın Bakanım, eğer bu harfiyat heyelandan dolayı akar gelirse bu derenin önünü kestiği zaman doğal bir bara seti oluşturacak. Bu yolun kenarında, yani derenin kenarında Diyarbakır ana güzergahı var Sayın Bakanım, siz de bölgeyi bilirsiniz ve Devlet Demir Yolları'nın ağı var. Bu riske karşı ulaşımda da sorun olacak ve siz orada belki de 3 günde 5 günde doğal bir barajla karşılaşacaksınız. Yerleşim yerlerini suyun basma tehdidi de var. Sizden beklentimizde talebimiz birinci derecede oraya bir müfettiş göndererek teknik olarak da vatandaşın mağduriyet haklarının korunmasına yönelik de tespitler yapıp bu konuyla ilgili bakanlığınız bu konuya çözüm bulması ile ilgili taleplerimiz var. İlginize ve desteğinize şimdi de teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Müşter Bey. Şimdi evet ya. Sayın Muazzez Orhan Hedefe'den doğru açıklıklar. Evet, buyurun süreniz 5 dakika. Teşekkürler Sayın Başkan. Halkımıza ve ülkemize hayırlı olsun diye düşünüyorum. Şarkıya buraya geldiği zaman önünü kapatıyor. Değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu ilerleyen saatte ben de tekrardan kaçınarak, mümkün olduğunca tekrardan kaçınarak bazı konulara işaret etmek istiyorum. Sayın Bakanım, siz sunumunuzda kesin hesaba pek girmediniz. Halbuki 2020 yılı ile ilgili olarak da epey bir harcamanız vardı. Sayıştay'ın da bu konuda güzel tespitleri var. Mesela bakanlığınızla ilgili olarak hem 2019'da hem de 2020'de yaptığı bir eleştiri var. Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından tüketicilerden tahsil edilen ve bakanlığın bankadaki hesaplarına yatırılması gereken elektrik enerjisi fonunun bu fon daha sonra biliyorsunuz katkı payı ödemesine dönüştürüldü. Fon değil şu anda elektrik enerjisi fonu değil. Bazı şirketlerce eksik yatırılması ve hiç yatırılmaması. Bu 2 yıldan beri bu eleştiri yapılıyor. Bununla ilgili herhangi bir cevap vermediniz, çözümde bulmadınız bununla ilgili olarak. Şimdi bu burada raporda çok ayrıntılı olarak verilmiş. 2019'da elektrik satışı yaptığı bildirilen şirket sayısı 174 Sayın Bakanım. 174 şirketin 70'i burada rakamlar var. Ya hiç ödeme yapmayan şirket sayısı 41. Eksik gecikmede ödeme yapanlar 15. İç tüketim nedeniyle itiraz eden şirket sayısı 12. Başka grup şirketlerince ödendiği için itiraz eden şirket sayısı da 2. Şimdi 174 şirketin 104'ü ödeme yapıyor ve bunlardan 2019'da 831 milyon liralık bir gelir sağlanıyor. Bunu tespit etmişsiniz. Ancak 70 şirket ödeme yapmıyor. Yani 831 milyon lira tahsil edildiğine göre 104 şirketten 70 şirketten de en azından 500 milyon liralık bir tahsilat yapılması gerekiyordu. Bu eksik kalmış. Üstelik bu 2019'da olan hadise 2020'de 1 milyar liraya çıkmış bu rakam. %1'lik bir katkı payı bu. Bunun da 2020'de en azından 700-800 milyon lira olması lazım. Şimdi bunu tutmuşsunuz bakanlık olarak Maliye Bakanlığı'na bildirmişsiniz. Vergi denetim elemanları bunları tespit etsin demişsiniz. Yani siz özel sektörü bilen birisiniz. Şimdi özel sektörle bir anonim şirketle dağıtım şirketleriyle sözleşme yapılıyor.
bu şirketlerin ne kadar tahsilat yaptığı belli. Birçoğu da SPK'ya kayıtlı mali tablolarını yayınlıyorlar. Onlardan aşağı yukarı rakamlar belli. %1'in esas alınacağı rakam da belli. Oradan bunlar belli edilebilir. Sizin müfettişlerinizle bu incelemeyi yapabilir. Maliye Bakanlığı'na bildirdik. Maliye Bakanlığı'nda denetim elemanları gerekli görecek. İşlerinin güçlerinin yoğun olduğunu zaten söylüyorlar. Fırsat bulacaklar. Enerji Bakanlığı'nın işine bakacaklar. Tabii ki iki seneden beri bunlar yapılmamış. Bürokraside bunlar çok anormal işler değil maalesef. Ancak sizin doğrudan kendi müfettişlerinizle bu incelemeyi yaptırmanız, mali tabloları olan bu şirketleri inceletmeniz mümkün. Ya da sözleşme yaparken bu şirketlerle bununla ilgili bir madde koyup bunu bağımsız denetçi kuruluşlara fatura ettirip onlar tarafından incelemesini sağlamanız da mümkün. Önemli meblağlar 1 milyar, 2 milyar 2020 için maalesef tahsil yapılamamış. Ve bununla ilgili olarak da bakanlığınızın kesin hesabında da giderler var, gelir olarak da hiç konmamış. Yani tahsil edilenlerle ilgili olarak da bilgi yok. Kesin hesapla ilgili. Yani siz özel sektörde hiç gördünüz mü Sayın Bakanım? Gelirlerin olmadığı bir mali tablo. Böyle şeylerin olmaması lazım. Bu bakanlık adına güzel bir hadise değil maalesef. Onun haricinde yine güzel bir rapor da Tenmak'la ilgili var. Tenmak 2018'de bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde kurulmuş. Siz de biliyorsunuz bir ARGE kuruluşu olarak, üst kurum olarak kurulmuş. Birçok burada Sayıştay raporunda da anlatılmış. Birçok kurumun, araştırma kurumunun da üst kuruluşu aynı zamanda. Şimdi bu kurumun yapması gereken çok önemli işler var. O işlerle ilgili olarak Sayıştay'ın iki tane bulgusu var. Çok çok güzel, çok yerinde. Bunların kayıtlara geçmesini özellikle ve tüm arkadaşlarımızın bilmesini özellikle arzu ediyorum. Şimdi birincisi, bulgulardan birisi, elektron hızlandırıcıları ile baca gazı ve kanalizasyon sularının arıtılması konusunda başlatılan çalışmaların tamamlanmamış olması. Şimdi bununla ilgili ayrıntılı bilgi var. Çok da güzel eleştiriler var. Sonuç olarak diyor ki dünyada yapılan çalışmalarla kolay işletilebilir, endüstriyel ölçekte kullanılabilir ve mali açıdan konvansiyonel yöntemleriyle rekabet edebilir olduğu vurgulanan elektron ışın ile baca gazı temizleme ve atık su arıtma projesi kapsamında projelerin planlanmasından sonuçlanmasına kadar her süreci yazılı olarak kurum hafızasının kapsamında raporlayarak stratejik amaç olarak yeniden değerlendirilmesinin yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. Sayın Bakanım, sizin özellikle bu raporları okumanız, bu eleştirileri de dikkate almanız lazım. Bir de yine üretilen radyo izotop ve farmasötiklerin pazarlanamaması konusu var. Tıpta kullanılıyor bunlar. Çok önemli. Biz bunları ithal ediyoruz. Çok iyi bir yatırım yapmışsınız. Bunları kendiniz üretiyorsunuz. Ancak bunları Devlet Malzeme Ofisi'nin internet sitesine koyup pazarlamak mümkün değil. Bunları özel sektör satın alıyor, devlete satıyor. Hastanelere satıyor. Gıda sanayinde kullanılıyor. Bunlar özel sektörle işbirliği yapılarak tanıtım, pazarlama faaliyetleriyle yapılacak. Devlet malzemenin sitesine konularak bunların satılması mümkün değil ki. Madem böyle bir iş yaptınız, bunun da devam etmesi lazım. Sayıştay raporu bu konuda gayet iyi. Yine EPDK ile ilgili olarak da güzel bir rapor düzenlenmiş. Toplam 4 eleştiri var. Öneriler de var eleştirilerle beraber. Onlara girmeyeceğim vaktim yetmediği için ama şu doğalgazla Doğu Akdeniz'le ilgili olarak 2016 bütçe görüşmeleri sırasında benim sorduğum bir soru vardı. O zamanki Sayın Bakan'a dedim ki bu Doğu Akdeniz'le ilgili olarak doğalgaz var.
Ve bunlarla ilgili olarak da İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanlılar, Mısırlılar işbirliği yapıyorlar. Neden biz yokuz bakanlık olarak da? Sayın Bakan cevabı şu. Bizim ciddi bir rezerv var diye söylüyorsunuz dedi. Orada ciddi bir rezerv yok. Bu Sayın Bakan'ın kişisel görüşü değil, bakanlık görüşüdür. Bakanlığın bunu atlamasını anlayamıyorum. Bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmayıp bu konuda orada ciddi bir rezerv yoktur demesini gerçekten anlayamıyorum. Büyük bir ihtimalle henüz birden fazla farklı resmi otoritenin onayladığı büyük bir rezervden bahsedilmiyor. Muhtemelen birçok bahsedilmese de oranın ne kadar önemli olduğu hep arkadaşlarımız tarafından anlatılıyor. Doğu Akdeniz çok önemli Türkiye için. Rezerv olsun olmasın. Rezerv olması çok daha önemli ama maalesef bakanlığınız 2016 bütçe görüşmelerinde böyle bir cevap veriyor ki ben 2011'den beri her sene sorarım. Her sene ya kaçamak cevap verilir ya da cevap verilmezdi. Bu verilen cevap bakanlığın Doğu Akdeniz'i çok küçümsediğini maalesef gösteriyor. Böyle bir cevap. 2016 bütçe görüşmelerinde de bu net olarak var. Sayın Bakanım bir de ilave olarak şunu sormak isterim. Şimdi sunumunuzda da gösterdiniz. Akaryakıt fiyatları, enerji fiyatlarında önemli bir yükselme var son yıllarda, son zamanlarda. Bu tabii istikrarsızlık yaratıyor. Peki bununla ilgili stratejiniz nedir? Bu sadece bakanlığın değil ama. Bu önemli ölçüde bir maliyet artışı da yaratıyor Türkiye'de. Sayın Uşoğlu, toparlarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Maliyet artışlarına Türkiye katlanacak mı? Yoksa bunu bir fırsat bilip destekleyerek birçok konuda ki biz ihracatımızı artırmayı da hedefliyoruz. Ürün özellikle yatırımda, imalat sanayinde daha düşük maliyetle üretim yapmak istiyoruz. Destekleyerek daha rekabetçi bir Türkiye mi oluşturmaya çalışacağız? Bununla ilgili hükümet de yok ama artık genel görüşü nedir iktidarın? Bunu öğrenmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Bir de bu TENMAK'la ilgili olarak yapılan yeni bir iş var. Birçok demin de belirttiğim gibi kurum bunun altında birleştirildi. Bu faydalı oldu mu? Sayıştay raporuna göre bir şeyler yapılıyor ama pazarlanamıyor, satılamıyor, tamamlanamamış işler var. Bunun nasıl bir sonucu oldu? Sizin görüşünüz bu konuyla ilgili olarak nedir? TENMAK'la ilgili olarak. Buna benzer organizasyonların devam etmesi olumlu mudur, değil midir? Öğrenmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Fiyatlar da sağlanıyor. Daha özelleştirdiniz, dağıtım şirketlerini verdiniz. İşte devlete ait olan binaları kiralıyorlar, reklam veriyorlar, kiralama yapıyorlar, paralarını yatırmıyorlar. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbirisi devlete yatırmıyorlar, devlete bize yatırmıyorlar. Ya bakana sor, onu size söyleyecektim. Bakın, TİYAŞ'ı satacaksınız, TİYAŞ'ı. Bunun kararı alındı, başka konuda laf var. Satacaksınız ama yatırım yapmaya devam ediyorsunuz. Bakın, bir telekom felaketi var bu ülkede. Bu ülkenin milyar dolarlarını niçin dükkanlı iş adamına, o gelen niçin peşkeş çekildi bilemiyorum. Verdiğiniz adam aldı paraları, batırdı, bir kuruş ödemedi, gitti. Şimdi elimizde bir telekom var, telekom enkaz arkadaşlar, enkaz duruyor. TİYAŞ'ta da böyle bir şey mi var? Yatırımları yapıyoruz. Bakın sadece 10 ayda 3-4 milyar civarında yatırım yapıldı. Madem satacaksınız bu yatırımlar niçin? Ne olacak? Kime satılacak? Nasıl şeyler yapılacak diye ciddi sorular var. Değerli arkadaşlarım, bu YEK'ten yenilenebilir enerjiyi desteklemek, teşvik etmek için yapılmıştır. İşte bu dolarla garanti verilmiştir ve sürekli bir şekilde dolayla garanti verildiği için bu elektrik santrallarına aslında 100 milyar TL'ye yakın fazla para ödenmiştir. Şimdi çıktı, burada da büyük bir yalan yani. İşiniz gücünüz bu. Şimdi dendi ki 1 Temmuz'dan itibaren enerjide 1 Temmuz'dan itibaren YEK'te burada bulunan firmalara ödemeler Türk TL ile yapılacak. Ama ondan önce böyle yapılacağı belli olduğu için belki de 30 sene kullanılacak kapasite güç inşa edildi ve devreye sokuldu bunlar ve onlar garantiledi çünkü 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.
Ve Cumhurbaşkanı'nın son kararında da arkadaşlar bir şey yapıldı. HES'lere büyük bir şey destek verildi. Evet, yenilenebilir enerji bütün dünyada destekleniyor ama HES'ler o kadar desteklenmiyor. Çünkü HES dediğimiz şey sudur ve su ihtiyacı, enerji ihtiyacının çok çok ötesinde. Artık su kaynaklarına dünya enerji kaynağı olarak bakmıyor Sayın Bakanım. Bunu siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Önemli bir şey. Siz bu su kaynaklarına en yüksek parayı gene Yeknem'de de vermeye başladınız. Bu nedir de Sayın Bakanım? Bunu anlamak mümkün değil. Bir de geçen seneden beri kafama takılan bir şey var yani. Bu lastik artıkları falan nasıl yenilenebilir enerji oluyor? Bu fosil bu. Nasıl bu platformda duruyor yenilenebilir enerji? Yani gerçekten insan aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz? Bunlar anlaşılır şeyler değil değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu hükümetin, yani ülkeyi yöneten bir hükümetin geleceğe projeksiyonlar yapabilmelidir. Dünya nereye gidiyor? Bunun şeyini yapabilmelidir. Bakın, bütünüyle dışarıdan ithal ediyorsunuz. Yani büyük enerji kaynaklarının büyük çoğunluğu dışarıdan geliyor, ithal. Ama yani burada da bağımlılığımız dışarıya bağımlılığımızla bitmiyor. Belli ülkelere bağımlı, Rusya'ya bağımlıyız. Şu anda kriz... Yani petrolde, enerjideki krizin temelinde pandemi falan var falan ama aslında oyunlar var, uluslararası ilişkiler var. Putin var, Avrupa ile olan ilişkiler var, Ukrayna var. Peki orada bir problem ortaya çıktı. İşte Avrupa 150 dolar 1000 metreküp alırken bir anda da spot piyasada 1000 dolara almaya başladı 1000 metreküp gazı. Bu sebepten dolayı bizim anlaşmalarımız da yenilenecek. Ne olacak? Yani bunların hesabını bir ülkeyi yönetenlerin yapması gerekiyor. Bu konuyla ilgili de bir hesap yaptığınıza dair bir şey maalesef yok. Değerli arkadaşlarım, bu zamlar bunun üzerinden nasıl geleceksiniz gerçekten? %50. Efendim şehre yansımadı, konutlara yansımadı. Elektrik üretimine yansıtıyorsunuz %50 doğalgaz zammı. Yansımayacak mı oradan yani? Ve her şeye yansımayacak mı? Bunları nasıl gerçekleştirecek? Yani neyle, hangi kucağını alıyor, yumuşatıyor demişlerdi ya, nasıl yapacaksınız yani? Bitiriyorum. Birkaç cümle yani. Bir iki dakika verirsen bak. Bakın. Yani devlet kurumları, Sayın Bakanım soruyorum, devlet kurumları niye özel şirketlerle anlaşma yaparak enerji alıyorlar? Cengiz'di. Diğerleri derinden alıyorlar. Niçin? Niye devletin ürettiği elektriği almıyorlar? Bunu merak ediyorum. Birkaç dakika daha konuşabilirdik ama maalesef izin vermedik. Sağ olun. Şimdi müsaadenizle konuşalım. Ya bir cümle daha, bir cümleyle bitireyim mi ya? Bakın, bu gemilerle ilgili maliyetler doğru mudur? Doğruysa son derece, bilmiyorum tabii Sayın Usta'nın verdiği şeyle ama çok önemli bir şey söyledi. Doğruysa büyük bir felaket, büyük bir soygun. Mesela bunlardan Oruç Reis sismik araştırmayla ilgili bir şey geldi bana, doğru yanlış. Ortaş diye bir şirket bunlara şeylerini ihale edilmiş ve bu Ortaş diye şirket de eski önemli bir AK Parti'nin içinde önemli bir zata aitmiş ve devlet müthiş bir şekilde bunları şey olarak bildireceğim size. Devlet müthiş bir şekilde zarara uğratılmış. Bu konuda bilgi var mı yani? Değerli arkadaşlar, şimdi bir konuşma sırası müsaadenizle okumak istiyorum. Herkes kendisini buna göre ayarlayabilir. Tabii Sayın Bakan, Türkiye'nin enerji politikalarının öncelikle sürdürülebilir olması gerekiyor. Aynı zamanda uygulanabilir maliyetleriyle yürütülmesi hem ülke kaynaklarımızın ülke ekonomisinde katma değer yaratabilir, refahı arttırabilir şekilde değerlendiriliyor olması gerekmektedir. Tabii istihdam ve büyümeye de katkı sunması gerekiyor. Enerji arz güvenliği ve verimliliğinin sağlanabiliyor olması lazım. Ulusal güvenliğimiz açısından da stratejik bir durum var ve kamusal hizmet ağırlıklı olmalıdır diyerek de bir not düşerek öncelikle bütçeniz üzerinden başlayarak değerlendirmelerimi yapmak istiyorum. Sayın Bakan, tabii Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 bütçe teklifine baktığımız zaman yaklaşık 5.3 milyar TL bir ödenek öngörülmüş.
Bu öderek bir önceki yıla kıyasla %33 oranında artmış. Ancak genel bütçeli kurumların toplam ödeneğine baktığımız zaman 2021'de bakanlığınızın bütçesi %3.3 iken 2022'de bu bütçe 3.08'e gerilemiş. Yani bütçeniz, bakanlığınızın bütçesi genel bütçeli kurumlar içerisinde gerilemiş görünüyor. 2022'de mal hizmet alım giderleri %41 artıyor. 2021'de 8 milyon lira ayrılmışken 2022'de bu giderin 39.8 milyar çıkmasını bize bir açıklarsanız soru cevap bölümünde seviniriz. Hani nelerden kaynaklandığını. Tabii önemli bir konu tüm merkezi yönetim bütçesinde enerji arz güvenliği ve verimliliği için ayrılan kaynak da 3 katına çıkarılmış. Tabii önemli bir konu olduğu için bu anlamda artırılması tabii ki desteklenebilir. Yalnız enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası için 21.3 milyar TL ödenek öngörülmüş. Sonra 2023'te 11.6'ya gerilemiş. 2024'te de daha sert bir düşüşle 5.6. Bu konuda da bu düşüşle ilgili bir bilgi verirseniz seviniriz. Yine bakanlığınızın bütçe kalemleri içinde bu verimlilikle ilgili toplam 187,5 milyon TL ödenek koyulmuş. Yalnız enerji verimliliği demişken birkaç noktaya değinmek istiyorum süremede bakarak. Tabii Berat Albayrak döneminden kalma bir kalıcı yaz saati uygulaması var. Son olarak tabii yıllardır bunun kaldırılması gerektiğini biz ifade ediyoruz her türlü ortamda. Son olarak Cambridge Üniversitesi'nde görevli Türk akademisyenler tarafından da yine enerji tasarrufu, elektrik bedelleri, elektrik tüketim bakımından bu uygulamanın bir fayda sağlamadığıyla ilgili bir rapor düzenlenmiş. Mesela bununla ilgili bu raporu incelediniz mi? Neden hala bu yanlışta ısrar ediyorsunuz? Bir faydası görülmediği bu kadar belgelenmişken. Aynı zamanda bu kalıcı yaz saati uygulaması, tabii hızlı hızlı değinmek zorundayım süremden dolayı, kayıp kaçak sorununu da maalesef çözemediniz. Şimdi kayıp kaçak tabii özelleştirme politikalarınızla da çok bağlantılı baktığımız zaman. Kamu elektrik üretim tesislerinin çok büyük bir bölümü özelleşti. Yani rakamlara baktığımızda 2002-2020 dönemini değerlendirdiğimizde kamunun payı %60, özelin 20 iken, %20 iken bu tam tersine dönmüş. Şu anda özel sektörün payı %60, özel sektörün %40'lardayken şu anda özel sektörün payı %80'e çıkmış, kamunun payı %20'ye düşmüş. Aslında bu bir anlamda bu kadar fazla özelleşmesi kamunun gücünün de özel sektöre devri anlamına gelmiyor mu? Şimdi özel sektörde tabii milletten toplanan vergilerimiz var. Bu vergilerle çok fazla imtiyaz sağlandı bu kurumlara. Bu konuda diğer konuşmacı arkadaşlarımız da buna değindiler. Bir iki kısa örnek, mesela işte BOTAŞ'ın elektrik üreticilerine satış fiyatlarının %8.8 düşürülmesi, YEKDEM desteği. Yine hesaplamalara göre 2012-2020 yılları arasında ek destek tutarı 87.67 milyar TL olmuş. Şimdi bir de yani bu özelleştirme oranlarına bakıp bir de kayıp kaçak oranıyla kıyaslayalım durumu. Dünya ortalaması %9, OECD ülkeleri ortalaması %7 iken Türkiye'de bu oran 2019 yılı itibariyle %12.69. Şimdi burada hedefinizi de bir türlü düşüremiyorsunuz. Hedeflerinizi de güncelliyorsunuz. 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı programına göre %9.4 iken bu 2022'de ki şeyde açıklamanızda 2020 bütçe teklifinde ve 2022 yıllık programında %10.39'a çıkmış. Şimdi kayıp kaçakla bu şekilde nasıl mücadele edeceksiniz? Verdiğiniz destekler özel kuruluşlar tarafından yapılandırmalarının düzeltilmesi, kayıp kaçağın önlenmesiyle ilgili hiçbir şekilde harcanmadığını, bakanlığınız tarafından da denetimlerin yapılmadığını aslında bu bir anlamda ortaya koyuyor. Tüm bu olumsuzluklar ortadayken
tüm bu olumsuzluklar ortadayken hala özelleştirmelerle ilgili çalışmalarınızın da devam ettiğini görüyoruz. Özellikle TEİAŞ'ın özelleştirilmesi konusu var. TEİAŞ da ülkemizin elektrik arz güvenliğinin bir garantisi olan bir kurumdur. Bu görev, yani bu kurum bu görevini kamu hizmeti anlayışıyla sürdürmekte ve kurumun tabii ki bunun bir takım riskleri ve sıkıntıları olacaktır özelleştirme durumunda. Bu kadar stratejik öneme sahip bir kurumun işte kamu hafızasının yok olması riski, şu ana kadar bilgi birikim ve beceri konusunda belli bir noktaya gelmiş, tecrübe kazanmış kadrolarının dağılma riski gibi. Bunları hiç mi öngörmüyorsunuz? Neden bu kurumu özelleştirmekte, özellikle de stratejik öneme sahip bir kurumken ısrar ediyorsunuz diye de sormak istiyorum. Tabii enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılmasında da maalesef çok yavaş yol alıyorsunuz. Kendiniz söylediniz, enerjide dışa bağımlılık bir milli güvenlik meselesidir dediniz. Evet, doğru, ama bu konuda maalesef... Bütün Hazirun'u saygıyla selamlıyorum. 2022 yılı bütçesinin halk için, halktan yana, ülke çıkarlarının, çevrenin, bilimin, teknolojinin esas alınarak insan hak ve özgürlükleriyle doğru orantılı, hayırlı, milli ve yerli işlerde kullanılmasını ümit ederek başlıyorum. Değerli milletvekilleri, Sayıştay'ın 3 yıldır uyarmasına rağmen bu yıl 37 enerji şirketinin fon bedellerini bakanlığa yatırmadığını öğreniyoruz. Bakanlık maliye ile ortak takip yapacak sistemi neden kurmuyor? Neden milletin parasını ve hakkını korumuyorsunuz Sayın Bakan? Şirketler günü gününe bu tahsilatları eksiksiz olarak alırken siz neden bu fon tahsilatlarını yapmıyorsunuz? EPDK'ya geldiğimizde ise tahsilat sorunu burada da yaşanıyor. Son 3 yılda olduğu gibi Sayıştay raporlarında doğalgaz, elektrik, sıvılaştırılmış petrol alanlarındaki firmalara kestiği cezaların tahsilini takip etmiyor bakanlık. EPDK 2020'ye kadar kestiği 3 milyar 848 milyonluk cezanın %96'sını tahsil edememiştir. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Kamu vicdanını rahatsız eden bu konuya ilişkin nasıl bir açıklama getiriyorsunuz? Bu kurumun 10 yıllık gelirine eşit olduğu görünmekte. Buna bir izahınız var mı Sayın Bakan? Değerli arkadaşlar, AKP'nin yarattığı enerji buhranı faturalara zam olarak yansıdı. Bugün doğalgaza %49 zam yapıldı. Evet, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılan zam çok geçmeden meskenlere de elbette ki yansıyacak. Kimi kandırıyorsunuz? Yani meskenlere yapılmadı demek olmayacağı anlamına mı geliyor? Değerli milletvekilleri, Türkiye kömür işletmeleri verilerine göre yerli kömür son 10 ayda %30 zamlandı. Son 19 yılda %135 kömür üretimini arttırdığınızla övünüyorsunuz. Peki bu madencilikten üretilen artı değerin ne kadarı halka yansıdı? Ne kadarı çevreci? Ne kadarı sürdürülebilir madencilik? Yoksa sadece 5-10 maden tekelini zengin etmekle mi kaldınız? Türkiye'de dereleri, gölleri, barajları kuruttunuz. Bakın, olumsuz sonuçları yavaş yavaş çevre felaketi olarak karşımıza çıkmaya başladı. 170 liralık bir hane elektriği faturasının 137 lirası tüketime gidiyor. 33 lirası vergi ve fonlardan. KDV hesaplanırken %18, yine TRT payı olarak da %2 artı KDV payı alıyorsunuz. Enerji fonu vergiye tabi tutuluyor. Allah aşkınıza, bu şimdi olacak iş mi arkadaşlar? Satın alma gücü paritesine göre ülkemiz Avrupa bölgesinde en pahalı elektriği tüketen ülkelerden biri. Mutlaka bir kara kış fonu oluşturmak zorundasınız. Kayıp kaçak bedelinin faturasını halkın sırtına yüklemekten vazgeçin artık. KDV mutlaka %1'e inmeli. %18 olan KDV %1'e inmeli. TRT payı muhakkak kaldırılmalıdır. Özelleşme kriziyle de başımız dertti. 2020 sonuna kadar TEİAŞ tarafından açıklanan verilere göre kurumun varlıkları 27 milyar 879 milyon, dönem karı 4 milyar. Halka arz ya da blok olarak satıldığı takdirde yüksek kar ve yüksek temenni beklentileri olacağından iletim tarifeleri istemeleri de en doğal hakkı olacak. TEİAŞ arz güvenliğinin garantisidir arkadaşlar. TEİAŞ'ı özelleştirmek, piyasalaştırmak, yani artık tıkanan ve başarısız olduğu ortada olan bu politikanın sürdürülemez olduğu görülmektedir. 2020'de 50 dolardan 270 dolara çıkan
Kömür hükümetiniz döneminde bu kadar düşük fiyatlar olmasına rağmen doğru olarak değerlendirilemedi. Kömürün ne pahasına olursa olsun çıkarmak, çevreci, sürdürülebilir, insanlık yararına kullanmayı tercih etmekle olur ancak. Evet, damadın kendisi gitti ama ortaya koyduğu yaz saati uygulaması maalesef hala başımızda bir ucube olarak durmakta. 5 ay 1,5 milyar kar edecektik sözüm ona özelde. Kamuda da 1 milyar tasarruf olacaktı. Ancak 2,8 milyar 5 ay içerisinde zarar ettik. Bu uygulamanın da derhal kaldırılması gerekiyor. Evet, buradan kendi bölgeme gelecek olursam, Çukurova bölgesini yakından ilgilendiren Adana Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 14 yıldan bu yana hala sürmekte. 4 Enerji Bakanı ve 4 Sanayi Bakanı değişmesine rağmen hala bir türlü gerçekleştirilemeyen, hem Doğu Akdeniz'in hem de o bölgenin enerji üssü haline geleceği ve çok önemli bir stratejik avantaj elde edileceği unutulmamalı. Ancak maalesef 14 yıldan bu yana hala bir işleve geçmemiştir. Teşekkür ederim ben de. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, zamanın birinde bir ağa varmış. Eli sıkışan, tarlasını, evini, bağını, bahçesini satmak isteyen onun yanında alırmış soluğu. Ağa sorarmış, bu satmak istediğin mal miras mı kaldı yoksa alın terinle mi aldın diye. Miras malı denirse pazarlığa oturur, alın teriyle denirse oralı olmazmış. Cumhuriyet ve cumhuriyet kazanımları, cumhuriyeti kuranlar için miras değil alın teriydi. Türkiye son 20 yıldır kadir kıymet bilmez bir hayırsız mirasiydi iktidar tarafından yönetilmekte. Adeta ölç alırcasına cumhuriyet kazanımları har vurup parman savruluyor. Ne banka bırakacağız, ne fabrika, ne işletme, ne de liman, hepsini satacağız diye diye ne santral bıraktınız, ne bunlara yakıt sağlayan madenleri, ne dağıtımı, ne de başka kurumları, hepsini özelleştirdiniz. Sektör tamamen yerli ve yabancı şirketlerin insafına terk edildi. Elektrik üretiminde dışa bağımlılık oranımız 1984'te %23 iken 2020'de %43.3 oldu. Sektör kamusal çıkara yönelik değil, yandaş şirketlere iş yaratmak ve rant sağlamak amacıyla çalışır hale geldi. Değerli milletvekilleri, özelleştirme politikaları vatandaşa pahalılık, zam ve enerji yoksulluğu olarak geri dönmekte. Vatandaş resmen soyuluyor. Bakın şu faturalara. Bu faturalar bir yıl önceki Temmuz ayı ve bu yılki Ağustos ayına ait faturalar. İki fatura arasında elektrikte %31 artış var. %30 dolayında. Ocak ayından beri elektriğe gelen %30 zamma karşılık hangi memura, hangi emekliye, hangi işçiye son bir yılda %30 oranında zam yaptınız? Son 3 yılı ele alalım. Konutların ödediği elektrik birim fiyatı 2018'in başında 45 kuruştan 2021'in sonunda 91,5 kuruşa çıktı. Doğalgazda da durum aynı. Konutlarda kullanılan 1 metreküp doğalgaz 2018'in birinci döneminde 114 kuruş iken 2021'in ikinci döneminde 149 kuruştan faturalara yansımakta. EÜAŞ'tan 24 kuruşa çıkan elektrik halka neredeyse 4 katına 92 kuruşa satılıyor. Sayın Bakan, arada kimler zengin ediliyor? Üstelik elektriğe yeni zam da kapıda. Ekim ayında açıklanması gereken yeni elektrik tarifesi hala yayımlanmadı. Soruyoruz. Enerji fiyatlarının enflasyon hesaplamalarından çıkarıldığını da göz önüne aldığımızda iktidar 2021 yılının Kasım ve Aralık aylarına yüklü bir zam oranıyla girmeyi mi amaçlamaktadır? Diğer milletvekilleri, 2.100.000 hanenin elektrik faturalarının kamu tarafından ödenmesi, faturasını ödeyemediği için elektrikleri kesilen yaklaşık 3.700.000 aşan hanenin varlığı, ülkemizde enerji yoksulluğunun geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Özelleştirmeler için topluma sunulan pembe tablonun üzerindeki sır zaman içerisinde dökülmüş ve karşımıza enerji yoksulluğunun resmini içeren kara bir tablo çıkmıştır. Peki,
Ne yapılırsa bu tablo değişir. Geçinemiyorum, faturamı nasıl ödeyeyim diye feryat eden vatandaşlarımızın yükünü biraz hafifletmek adına elektrik faturalarının yaklaşık %20'sini oluşturan vergi ve fonlar tekrar gözden geçirilmelidir. 2017 yılında yapılan yasal düzenleme ile sanayi abone grubundan kaldırılan TRT payı kesintisi tüm abone gruplarından kaldırılmalı ve elektrik faturalarındaki TRT payı tahsiline son verilmelidir. Çünkü TRT payı uygulaması iktidarın propagandası için elektrik faturalarını haraca bağlamanın adı olmuştur. Benzer bir uygulama artık amacını yitirmiş olan enerji fonu kesintisi için de geçerli olmalıdır. Mesken abone grubundan KDV tamamen kaldırılmalı. Benzer uygulama çiftçilik yaparak geçimini sağlayan tarımsal sulama abone grubu içinde göz önüne alınmalı. KDV oranı %1'e çekilmelidir. Değerli milletvekilleri, Sayıştay, elektrik satışı yapan bazı şirketlerin elektrik faturaları üzerinden vatandaştan tahsil ettiği elektrik enerjisi fonu tutarlarını bakanlık hesabına hiç yatırmadığı ya da eksik yatırdığını ortaya koymuştur. Rapora göre 2019 yılında elektrik satışı yapan 174 firmadan 41'i hiç elektrik enerjisi fonu ödemesi yapmamış, 15'i ise eksik ve gecikmeli ödemiştir. 2020 yılında ise elektrik satışı yaptığı bildirilen 197 şirketten 37'si hiç ödeme yapmamış, eksik ve gecikmeli ödeme yapan şirket sayısı ise 18 olmuştur. Vatandaş faturasını ödeyemeyince elektriğini anında kesenler söz konusu şirketler olunca gözlerini kapatıyorlar. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz ay Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Dalaman Çayı üzerinde 115 megawattlık güce sahip olan Akköprü hidroelektrik santrali özelleştirildi. İktidar sata sata her şeyi tüketti. Şimdi de ülkenin 6. büyük barajını 605 milyon TL'ye satarak ne kadar yerli ve milli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Şimdi de Türkiye'de üretilen elektriğin tüketiciye dağıtımını sağlayan ve dağıtım şebekesini aktarımdan sorumlu olan başlıca kurum Türkiye Elektrik İletim AŞ özelleştirme kapsamına alındı. Bakıyoruz ki TİH 2019'da 1.6 milyar lira, 2020'de 4.8 milyar lira kar etmiş. En fazla kar eden 3. kamu işletmesi. Şimdi böyle bir işletme neden özelleştirilir? Biz bu karı halkımız için, ucuz elektrik için, enerji güvenliği için kullanmayacağız. Bu kar şirketlerin olsun derseniz özelleştirirsiniz. Sadece bu özelleştirme kararı bile iktidarın yaşadığı kaynak sıkıntısının halkımızın geleceğine vurulan bir prang olduğunu göstermektedir. Bir kerelik gelir elde etmek için geleceğimiz maalesef satılmaktadır. Son 20 yılda özelleştirilen elektrik üretim ve dağıtım sektörü borç batağı içinde. Bu da enerji fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bırakın TİH'i özelleştirmeyi, kesintisiz, kaliteli, temiz enerjiye ödenebilir koşullarda erişim temel bir haktır. Bunu sağlamak ise devletin görevidir. Üretimden iletime, dağıtımdan satışa bu hizmetin tek elden ve kamu eliyle yönetilmesi, bu görevin hakkıyla yerine getirilmesinin ön koşuldur. Değerli milletvekilleri, bugüne yine doğalgaz zammı ile uyandık. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre sanayi abonelerine %48, elektrik amaçlı tarifeye ise %46 zam yapıldı. Konutlara henüz zam gelmemiş olması yanıltmasın. Çünkü ülkemizde doğalgazın sadece küçük bir kısmı, %6'sı ısınma amaçlı kullanılıyor. Sanayici doğalgazı pahalı kullanınca ürettiği ürün de zam yapacak, iğneden ipliğe her şey zamlanacak, olan yine halka olacak. İktidar enerji şirketlerine bir kez daha maalesef teslim oldu. İktidara çağrımızdır. Şirketleri değil, bir kez olsun vatandaşı düşünün. Karakış fonu oluşturun. Enerjideki vergi yükleri ve zamları vatandaşın cebinden değil, bu fondan karşılayın. Fakir fukara kışı rahat geçirsin. Sayın Bakan, bazı sorularım olacak size. Stratejik kuruluşlarımız BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Makine ve Kimya Endüstri Kurumu gibi kurumların
TİK mevzuatından muaf hale getirilmesi mi amaçlanmaktadır? Diğeri, iktidar Haziran 2022 tarihine kadar gerçekleştirmeyi hedeflediğini duyurduğu KİT reformu ile KİT sisteminin toptan değiştirilmesini hedefliyor. Böylelikle KİT'lerin bağlı mevzuattan muaf hale getirilerek özel şirket mantığıyla yönetilmesi mi amaçlanmaktadır? Diğer sorum, keşfedilen doğalgaz rezervlerinin yer aldığı Sakarya doğalgaz sahasının geliştirilmesi için Ekim ayında TPAO iki yabancı şirketten oluşan Schlumberg ve Satsi 7 konsersiyumu ile anlaşmıştır. Bu anlaşmanın ayrıntıları kamuoyuna neden açıklanmamıştır? Bugün giderek daha pahalı hale gelen sıvılaştırılmış doğalgaz LNG'nin doğalgaz ithalatımız içerisindeki payının artırılmasının nedeni nedir? Sayın Girgin lütfen tamamlar mısınız? Tamamlıyorum başkanım. Vatandaşın kullandığı doğalgaza da zam yapılması gündemde midir? Uzun yıllar ekskavatör tamircisi olarak Türkiye kömür işletmelerinde çalışmış bir işçi olarak soruyorum. TİK'ye ve TTK gibi kurumların desteklenerek üretimin çevre ve insan sağlığına yönelik tedbir alarak artırılmasına yönelik çalışmalarınız var mıdır? Teşekkür ediyorum.